Hem Irak Başbakanı İbadi hem de IŞİD lideri Bağdadi Türkiye'yi tehdit etti. İbadi yine savaş derken Bağdadi yine IŞİD'lilere Türkiye'ye saldırın talimatını verdi. Tehditlerin Musul'da birbirine karşı savaştıklarını söyleyen bu iki isimden gelmesi de dikkat çeken bir başka nokta. Türkiye'ye Orta Doğu kaynaklı tehditler ardı ardına geliyor. Sözde stratejik ortak Amerika Birleşik Devletleri, Rakka operasyonu konusunda ya PYD ile birlikte hareket edersiniz ya da saf dışı kalırsınız tehdidi savururken iki dikkat çekici tehdit de Irak'tan geldi. Tehditlerin kaynakları Irak Başbakanı İbadi ve IŞİD lideri Bağdadi. Musul'da birbirine karşı savaştıklarını söyleyen iki ismin de Türkiye'yi tehdit etmesi dikkat çekti. IŞİD teröristlerine Türkiye'ye saldırmaları çağrısı yapan Bağdadi, yayınlanan ses kaydında Türkiye bugün artık menzilinize girdi. Orayı işgal edin ve güvenli olduğunu sandığı yerlere korku salın dedi. Ve Irak Başbakanı El-İbadi, önceki gün Türkiye'ye savaş tehdidinde bulunan İbadi yine benzer ifadeler kullandı. Türkiye'nin Musul operasyonuna ancak kendilerinin izin vermeleri halinde katılabileceğini ifade eden İbadi şunları söyledi. Bazıları kendilerinin Iraklı olduklarını iddia ediyorlar ancak Türkleri bize karşı devamlı tahrik ediyorlar ve iki devleti birbirine salmak için gayret gösteriyorlar. Bu bana çok şaşırtıcı geliyor. Türkiye ile diplomatik kanallar açtık ve konuyu sakinleştirmek için diyalog kurduk. Bu vesileyle bazılarının yalan bilgiler aktardığını keşfettik. Bunların tek amacı Türkiye'yi krize sürüklemek. Bunlar Türkiye, Irak'a geldikten sonra başa geçmeyi hayal ediyorlar, IŞİD'le yaptıkları hatayı şimdi yine tekrarlıyorlar. Zaten IŞİD'in Musul'a girişini bunlar kolaylaştırmıştı. Türkiye dahil her devletin sabit bir yöntemi vardır. Kendi çıkarını düşünür. Onun bunun hatırı için ordusunu başka ülke sokarak feda etmez. Şu ana kadar Türkiye ile çatışmayı önlemek için büyük çaba sarf ediyoruz. Ama açıkçası Allah göstermesin, eğer Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'a pervasızca girdiği takdirde bedelini ödeyecektir. Iraklılar birliktir ve birlikte bu saldırıya karşı duracaklardır. Bu toprak ve egemenlik bizimdir. Her şeyden önce İbadi'den gelen tehditlere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şu cevabı vermişti. İbadi kışkırtıcı mesajlar veriyor. Ondan sonra biz cevap verdikten sonra tüm diğer dost ülkelere de sonra bizim gönderdiğimiz kişilere de büyükelçimize de ya biz zaten zor durumda bir ülkeyiz. Bizi zor durumda bırakmayın, böyle açıklamalar yapmayın. Sen niye yapıyorsun? Kendi içindeki sorunlar ya da bazı ülkelerin kışkırtmaları sebebiyle böyle gelişigüzel açıklama yapman doğru değil. Kaldı ki senin gücün varsa niye Musul'u terör örgütlerine teslim ettin? Sen madem bu kadar güçlüsün, niye PKK yıllardır senin topraklarını işgal ediyor? Bir terör örgütüne karşı mücadele edemiyorsun, zayıfsın. Ondan sonra da kabadayılık yapmaya kalkıyorsun, retorik içine giriyorsun. Bunlar bizim için boş şeyler.